Tekrardan merhabalar. Bu akşam Ahmet Beylerle birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz Ankara'ya. Hoş bulduk. Kimdir bu Ahmet Beyler? Ne işler yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl geçiyor? Sizleri bir tanıyabilir miyiz öncelikle? Başlayalım böyle. Tek tek tanıyoruz. Ben Fırat, bas gitar çalıyorum grupta. Back vokal yapıyorum aynı zamanda. Ahmet Beyler'de de bir 6 aydır, hatta biraz daha fazla. 6 ay bir yaz o civarda çalıyoruz. Ben çalıyorum. Bunun dışında grup daha eski. Ondan Eren, Emre, bahseder zaten. Levent, gitar. Ben de bir senedir, bir buçuk senedir falan çalıyorum. Bir aralık var tabii. 6 ay bir askere gidip gelmiştim, bir o ara. Bir de son birkaç aydır yurt dışındaydım, o var. Ama genel olarak gruptayım yani. Eren ben de, vokal yapıyorum. Aslında normal işlerimizden falan da mı bahsetmemizi istiyor musun, yoksa ben başka işler, grup dışında? Ben aslında isterim, neler yapıyorsunuz, evet, normal hayatlarınızda. Ben de istersin diye düşünmüştüm. O yüzden hani siz de söyleyebilirsiniz. Bunu söylemiyorduk da. Gizliyse? Ben aynı zamanda bilgisayar mühendisliği yapıyorum. Onun dışında... Ben artık seni öldürmek zorundayım. Mesaiden çıkıp Ahmetliler programına koşuyorum. Ben havacılık yapıyorum, endüstri mühendisiyim. Yine Fırat gibi. Mesela'dan çıkınca direkt provaya koşuyoruz. İşlerimiz yan yana, evlerimiz de yakın. Kolay oluyor zaten. Evet. Ben aslında müzikle ilgili işlerle uğraşıyorum. Emre'yle birlikte. Müzik atölyeleri yapıyoruz. İşte reklam müziği yapıyoruz Ahmet Beyler dışında. Öyle. Benim. Evet, ben de Emre. Klavye çalıyorum grupta. Eren'le birlikte müzik işleri yapıyoruz. reklam, film müziği. Bir de sosyal müzik diye bir atölye tasarladık. Öyle işlerle uğraşıyoruz. Ben de mi? Patladım. Ben Ahmet. Davul çalıyorum. Grupta back vokal yapıyorum. Onun dışında... Adım Ahmet olması tesadüf. Adım Ahmet olması bir tesadüf. Tek Ahmet bile. Ama Eren'le Emre'nin daha önceden hain planları varsa bilemiyorum. onun dışında grupta da sadece bir müzik Ahmet yapıyorum. Olmak zorunda. Sadece başka bir işim yok. Peki grubun... İsim hikayesinden önce grup farklı gruplardan evrilmiş sanırım. Başka bir şeyler yapmışsınız, başka isimlerle çıkmışsınız. Aslında geçmişi bayağı eskiye dayanıyor da grubun. Evet, bayağı eskiye dayandığını biz öğrendik. Ama grubun isim hikayesini bilmek isteyenler eminim vardır. Çünkü Ahmet Beyler. Yani neden Ahmet Beyler? Bu soruya kaçıncı cevaplayışımız? Bayağı cevaplamışsınızdır ama ben merakla bekliyorum yine. Aslında de. Bu sorunun cevabı her seferinde değişiyor. Çünkü biz de karar veremedik tam olarak aramızda. Ama şöyle teoriler var, onlardan bahsedelim. Şimdi birincisi şu, Ahmet her ortamda bulunan bir kişi olduğu için mutlaka bir Ahmet var yani. Bu devirde de var. Sonuçta hala. Sizde de var zaten. Bizde de var. O da bir tesadüf ama aslında tesadüf değil çünkü her yerde bir Ahmet var zaten. Bir Ahmet Bey olduğu için biz de yani işte birileriyiz anlamında. Zaten mecburen burada da var. Evet. Ya biz de işte herhangi birileri, isimsiz birileri falan gibi bir anlamda da düşünüyoruz Ahmet Beyleri. Sonuçta Fırat da Ahmet Bey olabilirdi. Ama bu izleyici tatmin etmiyor. Ya. Evet, o yüzden zaten ikinci sorun daha iyi. Sebebi değil bence falan. Ya evet, ya evet. Bunu ben birine söylüyorum bir mesela. Şey böyle olmaz ki, başka sebebi yok mu falan. Var işte, o yüzden ikinci teoriye Emre'ye bırakayım. Gerçek benim ürettiğim teorimi. Tamam. Grup şöyle, daha önceki gruplarda herkes Kırmızı'da birlikte çalıyorduk. Eren'le birlikte çalıyorduk. Bir sürü grupta çok sirkülasyon vardı. Çok insan giriyordu, çıkıyordu. Ve daha sonradan Ahmet Beyler grubunu Eren kurarken kuzeniyle birlikte kuruyor. Onun da adı Ahmet. Diyor ki, bak grup kuracağız, senin üzerine yapacağım grubu diyor. Ve dağılmayacak bu sefer diyor. Ve o şekilde Ahmet Beyler kalıyor. Bu da eğlenceliymiş aslında. Ama evet, Ahmet artık çalmıyor bizimle. Ara verdi işte diyelim. Ara verdi. Kulele çalıyor. Ahmet'in üstünde yapmamız lazım. Artık transfer. Ben olsam bunu isterdim tabii. Bu arada bir teori daha var, onu da söyleyebilir miyim? Evet, tabii ki. O da şu, Ahmet Beyler hani eski dilde şeydir ya, Ahmet Beyler bize yemeğe. Gelecek ben onu yaptım falan. Ya, bir saat önce o Ahmet Beyler de gelmiş. Öyle bir şey mi? Şakası mı? Hem o var, hem de akşam Ahmet Beyler yemeğe gelecek gibi bir şey vardır. Sarıçın'da Ahmet Ağa vardı. O da şu anlama geliyor, Ahmet Bey ve ailesi böyle anlamına gelir yani. Evet, evet. İşte biz de bir aileyiz demiş de oluyoruz, değil mi? Oluyoruz tabii. Bu da tatmin edici mi? Edici bu değil mi? En iyisi ikincisi, en yani. Sesin yani. Fix belli.
Peki Ahmet Beyler kaç yıldır Ahmet Beyler yani? 6. yıla girdik aslında. Ama öncesi bayağı bir var işte. Herkes Kırmızı'dan bahsetti Emre. Evet. Ben Herkes Kırmızı'yı dinledim ya. Öyle mi? Bayağı dinledim. Vay be. Bayağı hatırlayan insanlar. Çok iyi. Evet, klipiniz falan izlemiştik. Osman. Osman'ı biz bayağı bir aramızda döndürmüştük hatta. Vay be. Ağlayacağım çok iyi. Şimdi Osman var mı? Osman yoktu da biz bayağı Osman varmış gibi eğlendik yani. Güzel. Çok hala ya. Çalıyoruz. Bu gece de çalacağız. Aa, çok güzel. Aman o zaman. Evet. Benim için de nostalji olacak biraz. İşte Herkes Kırmızı'nın öncesi bile var aslında da. O da Ankara'daki gruplara dayanıyor. Çünkü onlardan parçalar da çalıyoruz hala. Biz ODTÜ'lü. Evet, ODTÜ'den başlamışlar. Bir ODTÜ'lü zamanımız var tabii. Aynen. Oradan başlayarak. Mimarlık kampüsünden başlamak suretiyle bayağı bir toplasan yani 15 yıl falan oldu aslında. 15-20 yıl falan. Bayağı bir geçmişiniz var anladığım kadarıyla. Peki yaptığınız... Ben sözünüzü istedim. Yok, 6 yıldır falan da işte Ahmet Beyler var. 6 yıldır. Ahmet Beyler olarak 6 yıldır birliktesiniz. Peki yaptığınız müziği siz nasıl tanımlıyorsunuz? Hani biz dışarıdan okuduğumuzda işte tiyatral, pop, işte pop rock, doğaçlamalar üzerine. Tiyatral güzel bir kelimeymiş. Evet. Evet. Öyle bildik. Ama siz nasıl tanımlarsınız kendi yaptığınız müziği? Ya biz onu kendi aramızda bile tanımlayamıyoruz. Yani bir ara işte 70'lerin özgün ve özgürlükçü rock melodilerinden yola çıkmış falan dedik ama öyle olmayan bir sürü şarkı var. Balkan melodileri çok var. Oradan yürüyelim dedik. O da değil. Yani çok sonra doğuya kaçtık gerçekten. Sonra Ege diyoruz biraz. Ama tam Ege'de hepsinde yok. Bazılarında var. Ya o biraz şeyle alakalı şimdi. Eren Ege'yi çok seviyor muhtemelen tatile gittiğinde. Çok etkilendi. Gerçekten o havasından falan fethiyordu. Öyle çıktığını düşünüyorum ben yani. Girdikten aslında her şeyden biraz var yani özet olarak. Çünkü tam bir adını koyamadık. Bir de şey de çok etkiler bence. Yani sürekli farklı insanlar çalmış. 15 sene diyor mesela. 15 sene müzik yapıyor olmak bile zaten bir başarı yani. 15 senede kimlerle kimlerle çala çala sürekli başka yere evrilmiş olabilir müzik yani. Hatta yani benim yine Ahmet Bey'e döneceğim ama bir teorim var tam bu dediğinle ilgili. Bu da çok kimsenin hoşuna gitmiyor ama Ahmet Bey'leri ben daha da böyle büyük bir aile olarak görüyorum. Çünkü gerçekten herkesin katkısı var. Şu anda mesela aklıma gelmeyecek insanların bile şarkılarda katkıları var yani. Sonuçta o tarzlarda da var dediğin gibi. Ya bunu söyleyeyim bir şey var. Yalnız şöyle bir fikre bağlarsak aslında yani tarz olarak değil ama hani misyon olarak Ahmet Beylerin bir insanları birleştirme, mutluluk yayma, sevgi yayma ve o sevgiyi topluluk halinde hissettirme misyonu var. O misyona hizmet eden her tür şarkı Ahmet Beyler şarkısı olabiliyor. Yani Osman'ın da bir bir coşku vermesi. Daha yavaş bir şarkımızın da hani vals şarkımız var. Herkesin dans etmek istemesi. Bu enerjiyi yaymak üzerine. Evet. Bayağı. Bizi diğer gruplardan ayırabilecek şey bu olabilir. Bu olabilir. Çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim. Biraz haddimizi aşıyor olabilirim bu noktada ama son zamanlarda dinlediğimiz müzikler insanları evlerine kapatıp evinde şarkıyı dinleyip ve böyle çok güzel bir şarkı. Depresyona sokuyor. Yani ya depresyon, çıkarmıyor en azından sokmasa bile. Yani o evinde kendini güvende hissettiğinde o insanlar. Evet benim gibi başka insanlar da var bu müzikleri dinleyen ve evimizde mutluyuz biz. Kapalı ortamda mutluyuz biz. Dışarıda değil ama biz community olarak mutluyuz gibi bir durum varken bizimki aslında onun biraz daha farklı bir bakış açısı. Aynı insanlara arkadaşlar siz hep birlikte bu coşkuyu birlikte yaşamalısınız. Hadi bakın hani kendinize gelin enerjisini vermeye çalışıyoruz aslında evet, müziklerde. Evet. Çünkü o şekilde seviyoruz biz de zaten hani herkese birlikte böyle müzik zevkli. Tabii, yoksa yani açıp tek YouTube'dan de, dinlemek evet. De hani var ama tabii ki asıl olay orada hep beraber sahnede sitelerken insanların o reaksiyonunu da görebilmek çok önemli bir şey. Peki Ankara dinleyicisi nasıl buluyorsunuz? Daha önce Ahmet Beyler olarak geldiniz mi? Geldik. Nefeste çıkmıştık. Noxus'ta çıkmıştık. Peki sizce Ankara dinleyicisi nasıl? Yani nasıl bir kalabalıkla karşılaşıyorsunuz konserlerinizde? Ya ben bıraktığım zaman Ankara'yı çok güzeldi vallahi Ankara. Zaten hep burnumda tütüyor İstanbul'da geçirdiğim bu kadar yıl boyunca da. Çünkü burada gerçekten insanlar böyle bizim tam yapmak istediğimiz, ulaşmak istediğimiz yani biz bazen insanları açmaya çalışıyoruz mesela. Ama burada zaten hazırdı herkes. Ben öyle hatırlıyorum Ankara'yı.
Ben biraz da kendim buralı olduğum için de tabii burada çok daha sıcak hissediyorum insanların tepkilerini. Son konserimizde ne olmuştu? Artık kuliste evin gibi yani Ankara. Çok uyumuştum ben. Gerçekten konserden önce işte biz hepimiz böyle şeyiz falan. Eren çok rahat. İşte kulise Ahmet Beler seyircileri falan gelmişti. Eren Erden çok rahattı böyle. Yani orası evi. Yani ama planlamamıştık. Biraz soyunmuştum orada da. Ansızın. Buyurun arkadaşlar rahatınıza bakın ama falan. Konser çok güzel geçmişti ama. Evet, evet. Ya işte evet Ankara şu ana kadar güzeldi hep yani. Değil mi? Burada verdiğimiz konser. Ben çok seviyorum ya. Sen de müziği de seviyorum. Ben zaten şey, memlekete dönüştüm. Değil evet. Başka gruplar da çok yetiştirdi yani. Evet Ankara müzik konusunda. Gerçekten öyledir. Övmek gibi olmasın ama. Ankara'nın bir ruhu. Evet ruhu var Ankara'nın ya. Menajerimiz kadar... Ankara'da. Sen de Ankara'lı değil misin? Ben de Ankara'lıyım. Ama Sunar diye bekledim. Ama sen ne istedin? Sonra Sunar. Tek biz değiliz bu. Tek biz değiliz. Yani biz mutluyuz çok Ankara'da olmaktan dolayı yani. Her geldiğimizde. Güzel. Hep bekleriz evet. O zaman. Ahmet Beyleri evet. Aramızda görmek isteriz. Valla biz de. Çok isteriz. Peki yaptığınız parçalar nasıl ortaya çıkıyor? Yani hep beraber oturup kafamı patlatıyorsunuz yoksa bir yerden mi çıkıyor? Ya yani oturup ekip olarak mı yapıyorsunuz yaptığınız parçaları? Düzenlemeleri birlikte yapıyoruz genelde. Aynen. Ama temelini sözler, Emre... müzikler nereden çıkıyor yani? Emre ile Eren'den çıkıyor genelde temel. Aslında biz getiriyoruz. Söz, müzik Eren'den şuradan. Çıkıyor da. Aynen. Ya şöyle bir prosedür izliyoruz. Ya biraz detaya giriyorum. Ya biz 2018'de aktif olmaya karar verdik. Bu ara çok ara girmişti bir önceki albümle ve aynen. Bu sene her ay bir ürün, bir yeni şarkı çıkartalım diye. Hakikaten Ocak, Şubat, Mart. Şimdi Nisan'ın sonu, Mayıs'ın başı diyelim. Bu aralarda bir yeni klip daha çıkacak. Şöyle işliyor. Hazır birikmiş şarkılar var zaten. O şarkıları ekiple birlikte hep beraber yani düzenliyoruz ve hemen klibini çekiyoruz, hemen yayınlıyoruz. Düzenliyoruz, klibi çekiyoruz, hemen yayınlıyoruz. Ya, ta, her ay böyle bir lansman geçiyor. Güzel, enerji. Evet falan. Evet, hiç böyle şey kesilmeden devam ediyor. Bu arada onları dinlediniz mi? Evet. 2018'deki klipleri falan. Gün gece Barış Manço. Eşit. Zeynep Kasalini ile bir düetimiz var. O. Evet, onu da. Onu da Şubat'ta çıkmış. Barış abinin sofrası diye bir şey yaptık. Barış Manço'nun doğum günü için. Potpourri. Onu gören var mı arkadaşlar? Yok mu? Dinlersiniz çalacağız. Menajerimiz yok abi. Çoğumuz. Yani şey, üretim böyle çok daha etkili oluyor. Bir de aslında şarkıların bir ruhu var ama herkes bir şey eklediğinde o şarkı bambaşka bir hal alıyor. Ve bu kadar üretmekten de sık üretmekten memnunuz. Bir süre sonra artık bütün hepsini toplayıp albüme doğru geçeceğiz. Peki gün evet. Gece eşit parçasında dikkat çekmeye çalıştığınız düşünceyi normalde tabii dinleyen tabii ki anlamıştır oradan ne alabileceğini ama siz en başında ne düşünerek yaptınız o parçayı? Eren. Her şeyin en başında. Ya aslında şöyle şimdi 21 Haziran civarı bir gündü zaten. İşte bir arkadaş en uzun gün mü demişti öyle bir şey demişti. Zaten hani biliyoruz sonuçta hepimiz de derslerden falan biliyoruz o kadar... Derdimiz değil yani uzun, orta falan, kısa olması neyse. Sonra şey aklıma gelmişti işte 21 Haziran en uzun gün. Hani böyle güzel bir an bitmesin dersin ya, gün uzasın falan böyle, hiç bitmesin falan. Hani zaten uzun, hiç bitmesin falan bir aşk şeyi falanına bağlayayım diye düşünmüştüm ilk başta. Ama ondan sonra düşündükçe diğer günleri bu sefer başka şeyler çıktı. Mesela uzunluktan daha da ilginç şeyler çıktı. 21 Mart işte gün gece eşitken herkes eşit olsa falan gibi. İşte kadın erkek eşit olsun falan filan gibi öyle fikirler türedi. Buna dönüştü yani. Aslında her günün böyle küçük hikayesi gibi bir şeydi. Yani mesaj verme kaygılı bir şey değildi aslında öyle. İdi ama yine de günler... dinleyen kendince bir şeyler evet. Çıkarmış oldu. Ama sonra zaten 21 Mart çıkınca daha çok hoşuma gitti o kısım. Yani o yüzden gün gece eşit dedik zaten biz de şarkının adına sonunda. Güzel olmuş ama bence. Ya işte ona da geçenlerde klip yaptık işte aynen. Şimdi o zaman birlikte söyleyeceğiz onu da arkadaşlar. Bugün kalıyorsunuz değil mi? Biraz daha kalacağız. Biraz onu sonlara doğru çalıyoruz gerçi.
Neyse bakarız. Ya, şey yaparız, bir şekilde onu çekeriz ya da sizde Latin görüntüleri varsa oradan bir şey yaparız. Yok şey, siz de katılırsınız. İsteriz de bakalım, durun. Evet, tamam, kalan arkadaşlar olacak tamam. Zaten. Kalanlar da devam. Yani öyle kendinden çıktı biraz aslında. Bir de parça. 4 gün var ya, 4 günde paylaşıyoruz şarkıyı. Yayılması da kolay. Ve biz de feci içerik oluyor da işimize. Felaket içerik oldu çünkü şey, sadece o 4 günde değil. Fırat'ın bir tespiti oldu işte 21 yok, Haziran Dünya Müzik Günü olmuş herhalde oradan. Değil mi? Evet, bu gerçek değil mi? Haziran Dünya Müzik Günü mesela. Çok güzel denk getirmiş. Şarkı evet da ya. Var ya. Yani doğru. Oldu. Bir de mesela 21, pardon 8 Mart Dünya Kadın Günü var ya. Evet. Biz bütün özel günlerde, özel günler şey oldu ama neyse işte. Ya kullanabiliyoruz yani şey olarak. 1 Mayıs'ta da mesela olarak. Eşitlik, hani bu şey gibi olmasın tabii de. Yani bulduk bu her tarafa dağıtıyoruz diye. Yılbaşım var. Bayram nefesinde. Yani bayağı bir şey oldu bize. Bayram oldu dermiş. Neyse. Evet. Abi bize daha fazla parçaya mal olmasın diye bütün günleri birleştirip ucuza kaçmışız gerçekten. Evet, bütün günler için bir parçamız olacak yapmış. Herhalde artık birkaç yıl sonunda sanırım. İşte bir her özel güne. Yettiği yere kadar. Diğer özel günlere de yaptık tabii. Aslında bu arada. Kabataş 14 Şubat'ı. Buna yapmadık da. 14 Şubat'ı Zeynep Kazan ile yaptık evet, işte mesela. Doğru, doğru. Siz bütün özel günleri değerlendirdiniz. Doğru, yerli malum bir evet. Sütüm de var ya. 2 Ocak'ta işte Barış Manço'nun doğum günüydü bu arada. O da bilinmeyen bir tarih gibi ama o da özel bir gün evet. Olduğu için. Evet, evet. Evet, tamam. Ziyaretçi. Uzatmayalım diyorsun. Farnaz. Bunları kesersin. Kesersiniz. Kesersiniz kesmeyiz bu arada ya. Kes abi. Kes. Sadece alabilir yani. Bunlar sen tamam. Yaparsın. Peki sizi etkileyen müzisyenler, müziğinizi etkileyen müzisyenler kimler oldu öncelik olarak? Ya o çok sıradan gitsin. Herkesin farklıdır çünkü. O zor bir soru ama bir öncelik vardır illa böyle kilit noktalar. Böyle Linkin Park dinlemeyi çok severdim o yıllarda. Tamamen alakasız bir resimle başladım. Benim de başlangıcım öyledir yani. Ondan gaza geldim. Sonra Pink Floyd'a falan evrildi böyle lisede. Oh, neyse. Sonra gitara başlama yıllarında bas gitara başlayalım. Ona renk geldi. Sonra Pink Floyd daha ne sevdiğim. Türkiye'de mesela Mor ve Ötesi çok dinlerdim lisede. Sonra üniversiteye geçince biraz elektronik müzik dinlemeye başladım. En son Ahmet Beyler'e girdim. Ahmet Beyler'e girdikten sonra daha analog müzikler dinlemeye başladım. Kime örnek verebilirim? Mesela Sakin'i çok severdim. Şimdi Onur Özdemir'i onu da çok beğenirim. Bu şekilde. Her seans dinlemeye çalışıyorum. Benim de öyle ya. Bayağı çeşitli. Ben Slipknot dinleyerek başlamıştım. İşte sonra Cenk Erdoğan, Erkan Or gibi böyle daha Anadolu kokan şeyleri sevmeye başladım. Bir ara işte elektronik müziği sevmeye başladım. Hala rap falan dinliyormuş işte sadece. Değişiyor ya aslında dönemde. Gün gün bile değişiyor ya. Öyle değil mi istedim? Ha. Yani evet olabilir. Ben benimkiler eski ya. Beatles'la büyüdüm açıkçası. Queen. İşte Barış Manço'ları falan. Senin peki? Arada seni de geçeceğim. Ben de eskiciyim tabii. Ben de... Neler? Heavy metalciyim biraz. Vay, eski dediğin bana yeni bile kalıyor aslında. Biraz Black Sabbath'lar falan. Ha, güzel var. Güzel. Onun öncesini seviyorum ben de işte. Metal çıkmadan önce. Metal. Beatles. Beatles. Sonuçta metalin babası sevdiğim onlar. Beatles, Deep Purple sevdiğim. Yani evet, onlar ön metal oluyor. Tabii ön metal. Pre-metal. O-metal. Ben progressive rock dinliyorum ya. Progressive müzikleri seviyorum böyle biraz. Farklı ölçüler, farklı melodiler. O tarz müzikleri seviyorum yani. Sen? Bende mi kalmış? Ya bu tarz muhabbetine girdi mi hem grubunkini söyleyemiyorum hem de kendi dinlediklerimi söyleyemiyorum. Çünkü çok geniş, çok geniş yani gerçekten. Ne buluyorsam dinlemeye, sindirmeye çalışıyorum. Özellikle 20'şer 30'lar defa dinleyip artık böyle inciğine cincine kadar sıkılana kadar her şarkıyı dinliyorum. Ve kim ne verse dinliyorum. Hani al bunu da dinle tamam diyorum. Ona mesai yapıyorum. Bunu da dinle tamam diyorum. Ona mesai yapıyorum. Güzel. Peki sizin dinleyicilerinize, takipçilerinize söylemek istediğiniz, buradan iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Herhangi bir şey olabilir yani. Emre? Ya yani bizi takip edin. Daha çok konsere gelin. Aşk yayın. Evet. Aşk ve müzik.
Ya hayır, şundan söylüyorum. Konsere gelmeliler ki canlı olarak izlemeleri gerekiyor bence bizi. Çünkü orada yaydığımız enerji daha farklı olduğunu düşünüyorum bizim kayıtlardan. Temas kuruyoruz, iletişim kuruyoruz onlarla. Ve hani birlikte söylüyoruz şarkıları. Öyle olduğunda daha hoşuna gidiyor insanların, onu düşünüyorum. O yüzden ne kadar çok konsere gelirse insanlar, o kadar daha çok anlayacaklar bizi ve yapmak istediğimiz şeyi, çabaladığımız şeyi. Aynen. Peki benim size böyle çok kısa kısa sorularım var. İlkler ve enler gibi böyle. Tabii. Hemen onları en baştan böyle soracağım. Hemen kısa kısa cevaplayalım. En sevdiğiniz sanatçı grup, gerçi buna girdik ama yine de bir tane alabilirsem. Pink Floyd. Two Door Cinema Club. Queen. Tigran Amasyan. Linkin Park'ta Malkans. En sevdiğiniz albüm? R olabilir. Masumiyet olabilir. Two Door Cinema Club, Twisted Story. Hadi Queen'den söyleyeyim. A Night at the Opera olabilir. Bende de neydi? Tigran Hamasyan'ın yine Mark Root albümünü söyledim. Bu tek indirgeyim. Zor. Bu arada ben The Wall'u söylemedim çünkü kolay kaçmış olurum. Peki gittiğiniz en iyi konser? Oh. Var bende. Oscar and the Wolf olabilir ya. Oscar and the Wolf. Beraber izlemiştik. Evet. Avantajlı. Şey, ben Supertramp'a gitmiştim. 5 sene önce. Çoktan grup dağılmıştı gerçi de, adam tek başına yaptı yani. Ama muhteşemdi ya. Çok durgunuydu yani. Ya benim iki tane var. Görsel olarak mega şey, Roger Waters'ın konseriydi. O fenaydı. Duygusal olarak da Roy Sop'un konseri. Bizim gene üçümüz aynı konsere kaldık. Oscar and the Wolf'un İlper konseri. Efsaneydi. İlk aldığınız albüm. Hatırlıyorsanız eğer. Tarkan'ındı ya. Oha. Karma. Senin de mi? Demirkan İstanbul. Vay. Mavi sakallı benim. Benim Batman'in soundtrack'ini almıştım. Benim ayna. Ayna. İlk çaldığınız ya da söylediğiniz parça. Aa, şey, Dükür Lawson. Slipknot da bu. Sahnede ama orada. Değil mi? Sahnede ilk çaldığınız şarkı. Sahnede bir yani... Fly for getirdiğiniz Slipknot. Stand By Me benim ya. Benim Timur Selçuk Caddeden Sokaklara. 110 özledim seni. Peki ilk gittiğiniz konser? Kesin Duman'dır ya. Şebnem Ferah olabilir ya. Benim de Mavi Sakal çıkışta almıştım. Zaten albüm. Ben hiç hatırlamıyorum. Ben soruda tamamen daldım. İlk gittiğin konser. İlk gittiğim konser. Şey, Aşkın Nuri Yengi. Güzel cevaplar geliyor. İlk verdiğiniz konser. Şey sayılıyor mu, böyle 4. sınıfta bağlama gösterisi? Tabii onlar da sayılıyor, biz onları sayıyoruz. O zaman odur herhalde. Benim La Mia Verita diye bir bar vardı, orada nu metal çalmıştık. Full Slipknot, Linkin Park, Poroç falan. Ben senin o kadar sarı çaldığını bilmiyordum ha, ilk defa öğrendim. Gençliğim abi, karanlık sayfalar. İlginç. Benim şey, ortaokulda benim de ya. Flüt, blok flüt. Bizim anaokulunda koro. Öyle. Aman, anaokul. Benim ilkokul mezuniyetine giderken zorla elime davul tutuşturdular. İlk defa konser çaldım. Peki son olarak ilk çaldığınız enstrüman? Bağlama. Dabuk herhalde. Blok flütü tabii. Biz blok flütü saymamaya karar verdik çünkü herkesin tamam. Blok flütü çıkıyor. İkinci gitar. Benim ork. Benim de ork. Klavye. O zaman sorularım bitti. Ben bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım Ahmet ya. Beyleri daha sık Ankara'da görürüz. Biz Ahmet Beylerle olmaktan çok keyif aldık. İyi mukabele. Biz de böyle. Çok teşekkür ederiz. Alkış. Sağ olun. Sağ olun.